Selam. Evet. 8 Mart videosunun montajı da bitti. Şu an burada kapatıyorum. Şöyle. Ve biz yola çıkıyoruz. Haydi Antalya Vlog başlasın. Saat 3'te çıkmayı planladığımız yolculuk saat 5 oldu şu an. Hatta 5'i 10 geçiyor. Neden 2 saat geç kaldık? Sizin izlediğiniz 8 Mart videosu için. Buna değer mi? Kesinlikle. Video yüklemesi yolda devam edecek. Kablolarıma bakın. Bu benim şarj aletim. Haydi. Dükkanı kapatıyorum. Evet, yolda bile bitmiyor iş. Ekiple de vedalaşalım. O zaman başlasın. Ve çat diye bir yere vuruyor falan. Ya da Metin'e vuruyoruz. Ay, şu an şunu dedim. Yola çıkmadan önce biz şunu diyorduk. Acaba arabada uyusak mı falan filan, dinlensek mi gibi cümlelerimiz vardı. Yani gerçekten bunu bir ara ara ciddi düşündük. Şu an şunu diyorum. İyi ki bir yer tutmuşuz. Saat 5.30 şu an. Yola çıkışımız 5.30. Muhtemelen gece geç saatlerde kaza yapmazsak. Aa, Sercan. Ne oldu? Benim arabanın anahtarı benim cebimde kaldı. Gidemiyoruz. Neyse ki ev yakın. Arabanın anahtarı cebinde. Neyse, arabanın anahtarını verelim de sonra çıkalım. Evet, anahtarı bıraktık. Ve şu an olabilecek ikinci sıkıntımız. Trafik. Şu an trafik saatindeyiz. Ankara'nın trafik saati. 5 saat mi diyor? Hasreti mi kurdun sen? Yok, kurdur. Ha, bu... Buradan sonra, oha! Ondan sonrasını biliyorum. O zaman görüşmek üzere. Ve şu an şey yükleniyor. Ne yükleniyor? Bak, sizin dün izlediğiniz, dün değil kesin birkaç gün önce izlemiş olursunuz siz bunu. Sarı Scottish Fold geliyor video. Bir de 8 Mart videosu geliyor. 8 Mart Dobida'nın Melekleri videosunu izlemiş olacaksınız zaten. Hatta birazdan da yayına koyacağım. Burada mobilden yüklüyorum. Şu an itibariyle, kendimi de görüyorum, ne güzel oldu. Şu an itibariyle ben YouTube'a yüklüyorum. Turkcell de bana yüklüyor. Yani geçireyim. Hadi görüşürüz. Artık nerede görüşeceğimizi bilmiyorum. Şu an itibaren ciddi anlamda plansız bir video çekimi içerisindeyiz. Ya biz Antalya'ya geldik de arabayı park edemiyoruz. Bu mekanik katlı otomat nasıl çalışıyor? Arabayı altına koyacağız da çöker diye korkuyoruz. Çökenleri koyacağız da kalkar diye korkuyoruz. Bir dakika, şuraya koyuyorsun, üste mi çıkıyor? Evet. Ama altına koyanlar da var. Öyle bir durumda da öne doğru devrilip böyle boşaltıyor arabayı. Hay. Bu nasıl bir şey ya? İnsan da yok ki içeride, soralım. Evet, bizim girdiğimizi nereden bilecekler şu an? Valla bilmiyorum yani, şu an beleş herhalde. Plaka kamerası mı var acaba? Vardı kamera da. Buranın bir de üst katları var. Oralara bunlar nasıl çıkıyor? Valla çözemedim ya. Ana abi. Bilen biri varsa bize söylesin. Yukarılarda araba yok ama. Gece ya. Hayır, güvenlik de yok. Var mı? Baksana. Kamera var da ben bir sorayım, ne diyeyim ya. Olmayacak böyle. Biz çözemedik. Lan bir de mantıksız insanlar da değiliz yani aslında. Çok basit bir çözüm yolu varsa da var ya, çok şey olurum ha. Kırılırım kendimi. Anahtarla falan çalışıyormuş. Yok, kaldırıp indirmeyi herkes yapmasın diye herhalde. Evet. Anahtarla çalışıyor. Çözebildiğimiz kadarıyla arabayı koyduk. İnşallah sabah sakız gibi bulmayız arabayı. Ya ama gerçekten biri ne olur şunu bir açıklasın ya. Biz bulamamış olursak videodan çözeriz. Şu otopark 4 kartlı. Burada aşağı indir, yukarı kaldır falan nasıl oluyor? Biz girişi bile ters yapmışız. Allah aşkına, ama soldan giriş mi olur ya? Antalya... Hayır, ödeme noktasında şey yok, kimse yok. Şu saatte çıkamıyor muyuz? 24 saatlik ne bileyim, giriş var, çıkış yok.
Fişi sabah alsaydık biz. Az öderdik. Evet. Zaten girişimiz de şey olmadı. Resmi değil. İlginç bir yermiş burası. Bir yermiş derken biz daha önce geldik. Sercan da gelmiş, ben de gelmişim. Neyse, otele doğru gidiyoruz bakalım şu an. Yolu karıştırmayız değil mi ya? Valla ben de onu düşündüm şu an. Aa, rıhtım dönüyor. Şu taraf. Bu taraftan geldiğimizden emin misin? Ha? Bu taraftan geldiğim... Ha evet. Emin oldum ben de. Bu arada ekibe de haber verelim. Biz geldik ehali. Arkadaki köpek arkadaşımız bize doğru geliyor. Gel. Ne oldu? Havlıyordun. Gel. Gel sen sevdir önce gel. Sen dokun önce. Aferin. Ne oldu? Gezmeye geldik. Selam vermeden nasıl geçersiniz ölen? Tam oradan koşa koşa geldi. Araç mı istiyorsun? Açamıyorum. Çok kötü bağlamışım. Abi mama verecek sana. Hadi biz gidiyoruz. Görüşürüz. Gel sen de gel hadi. Şey nerede? Ne nerede? Köpte kaldı mı? Aa arabada. Unuttum poşeti. Hiç düşünmedim beni. Gel hadi gel. Esnerken çekeyim dedim. Ağzım yırtılıyordu. Günaydın. Biz uyandık ve otelden çıkınca, daha doğrusu kahvaltı falan yapacağız. Yukarıda terasta çekeriz. Sonra eğitime, hasvete doğru gideceğiz. Kısa bir vlog izlemiş oldunuz çünkü arabada bile çalışmış olduk biz. Bu kadar. Yukarıda terasta görüşelim hadi. Çok tatlı ya, tipe bak. Çok güzel yerler ama. Güzel bir terastayız. Aha da deniz, aha da dağ. Böyle bir çektim. Çok mantıklı. Antalya'ya selam olsun. Ana bayağı harabe lan şurası. İçi bomboş. Ve Sercan. Kahvaltı yapmaya geldik. Adam bayağı kitapla, mütapla gelmiş, ders çalışacak burada. Ben de video hazırlığına giriyorum şimdi. Akşamın ekmeğini size çıkarmak için çalışacağım. Haydi devam o zaman. Kahvaltı gelir, birazdan görüşürüz. Selam. Otelde hanımefendi şu yanımızdaki pervaza yem döktü az önce. Ve çocuklar bayağı beslenmeye geliyorlar şu an. Kahvaltıda yalnızdık. Yalnızız diye üzülüyorduk biz. Bayağı toplanıyorlar. Ama bunlar tok lan. Vay yavrum gözünü seveyim ya. Şu an var ya Ankara'da burada kıyamet koptuydu. Biri yem dökseydik. Terbiyeliler. Hayır. Babamızdan yerlerdi şöyle yem dökseydik. Valla. Güneşle deniz yem dökmeye gidince peşine koşturuyorlar. Seni de yiyeceğiz. Yem torbası elindeyken daha. Silmeye gerek olmayan gözlük istiyorum artık ya. Bu hep bu yeşil yanıyor, hiç sönmedi de bu sefer. Sen söndün mü gördün mü? Yok. Kırmızı yanıyor. Ama ileri yeşil diyor. Nasıl tekniyor? Işık göz kırpıyor bize. Hani kırmızı ama hani. Çaktırmadan geç. Ben çözemedim. Sönmemesi daha bir facia olurdu. Ben sönmemesi dikkatimi çekti. Az önce. Bu kırmızı şey yeşil. İkisi de yeşil. Daha sonrasında üstteki kırmızı oluyor. Bu yeşil hala ileri devam ediyor. Çok hızlı geliyorsan sen yine falan diye bayağı torpil geçiyor ya. Şey orada bir infografiyle açıklaması lazımdı. Bak yeşil ama şuraya yani yok anlatamıyorum da anlayamıyorum da yani. Konu şu bu arada biz gerçekten işin içinden çıkamadık. Bir daha bütün gece düşündük biz yine bunun içinden çıkamadık.
Biri ne olur bize anlatsın. Tamam, şunu anlıyoruz. Oradan düğme var. Aşağı hepsini indiriyoruz. Zaten soracağız birazdan. Aşağı hepsini indiriyoruz. Üste giriyoruz falan böyle. Girdikçe yukarıya doğru çıkartıyor otopark. Ama aşağıda biri varken yukarıdaki arabayı nasıl alıyorsun? Ben bu kısmı hala anlayamadım. Yolda 5 saat felsefe yaptık. O kadar kafa yorduk. Ama şeyi, şuradaki otopark olayını hala çözemedik. Bizim mekanik yetmedi. Bir soracağım. Utanmaktan da korkuyorum ama çok saçma bir şey çıkacak kesin. Yok şey, net bir şekilde anahtarları falan verip onlar yapıyormuş ya işte. Ha, vale ise eğer? Vale. De vale, buna evet. Vale mi dayanır lan? Ha, vale. Evet, yok vale değil. O vale. Vale, vale. Yani vale değil de işte görevli yani. Evet. Aa. Çıkın sorun istersen. Az önce dik dik bakmasından belliydi dayının. Hmm. Hay bir de 24 saat açık otopark burası. Ya Antalyalılara sesleniyorum. Bak çok iyi bir trik vereceğim size. Gelin buraya kapandıktan sonra, çünkü gece kimse yoktu burada. Biz arabayı koyduk, çıktık, fişimizi de aldık. Hani şey olmasın, haksızlık olmasın diye. Var mı para? Ha. Aa, geldik şu an. Ve yine kimse yok. Aa, dayı geliyor. Evet. O abiymiş. Çok merak ediyorum şu an. Ben soracağım, dur. Bu tip şeylere bak, meraklı olun siz de. Üstad, kolay gelsin. Ya gece geldik de merakımızdan soruyorum. Şimdi katlı otopark ya. Evet. Siz anahtar mı teslim ediyorsunuz yoksa? Şu anda anahtar almıyoruz pandemiden dolayı. Yani biz ha. Katlıya kullanabilirsek alttaki tüm aracın anahtarını teslim alıyoruz. Anladım. Senin araban üstteyse alttaki aracın anahtarı biz dolma zorunda. Tamam. Şu anda pandemiden dolayı kimsenin arabasına kredi izin vermiyor belediye. Tek çalışıyor. He. Anladım. Yani tek kat çalışıyor. Üst kat çalışmıyor. Evet. Ha, öteki türlü vale ile çalışıyordu iş. Tamamen. 6-7 kişi çalışıyor burada. Aynen. Onu merak et. Tamam. Tamam. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet, çözdük. Yani insan gücü çalışıyormuş yani. Çok da mekanik değilmiş yani. Analog bir... Niye mekanik yazdınız ki o zaman? Yarı mekanik. Yarı otomatik otopark. Navigasyon, ha dur, evet. İçimiz var, biz böyle bayağı. Ben kapatıyorum, navigasyon açalım. Otoparka dair aklımızdaki soru işaretlerini de sonlandırdıktan sonra Hasvet'e doğru gidiyoruz. Hasvet kimdir, nedir, necidir? Bunların hepsini öğrenmek istiyorsanız yarınki vlog'u takip edin deyip şu an bayağı bir pişlik yapıyorum. Ya press 9 falan diyeyim. O ne demek? Ha, press 9. Ay, algılayamadım. Beynim açılmadı şu an. Press'in 9'ı. Biz şu an Hasvet'e doğru yola çıktık. 10 dakikalık bir yolumuz var. Güzel Antalya'nın güzel güneşli gününde. Az önce şaka yapmadım. Kanalda artık böyle hani firmalar vesairelere yönelik nedir ne değildir anlatmak istiyorum. Allah'ım, şunların yatışa bak ya. Sanırsın hava çok soğuk. Bayağı güneşleniyorlar. Firmalara dair bazı ürünler de, hatta demiştim ya, nüanslara değinmek istiyorum. Ayrıntılar olacak böyle. Firmaları tanıtmaya falan başlayacağım. Çünkü veteriner hekimliğin gerçekten nerede olduğunu göstermek için kendimi elçi belledim resmen. Ve veteriner hekimliğin de Türkiye'de vardığı noktanın en uç noktası olarak gördüğüm yer Hasvet benim. Gittiğimizde zaten siz de göreceksiniz. Bizim kuruluşumuzdan önce çok defa farklı işlerde bulundum. İçlerinde bulundum orada. Şimdi oranın içinde ne dönüyor tane tane çekeceğim. Ve hatta orada 9 Mart'a özel bir şekilde de, 9 Mart bugün de, şu an siz ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum. Dün 8 Mart'ı izlemiştiniz. Orada bir kadın çalışıyor. Özellikle onunla gezmek istiyorum orayı. Çünkü oranın kuruluşunda, demeyeyim de yapılanmasında çok büyük emeği geçen bir insan. Ayça benim yakın bir arkadaşım fakülteden. Öyle. Hem eski günleri biraz yad etmiş olacağız. Çünkü onunla kamerayla, medyayla çok ilişkili işler yapıyorduk. Hem de beraber Hasvet'i gezmiş olacağız. Hasvet'in kapıya kadar gelin bugün eşlik edin. Hasvet'in kapı yarından sonra. Kolezyuma benzemiyor.
şu hali ama. Umarım bitirmezler. Kolezyumun kayıp parçası. Aynen. Hep yurt dışındakiler ülkesine mi götürecek? Biz de getirdik. Buyurun kolezyum. Yok, Trabzon'da bir usta Roma'dan çalıp getirmiş bence. En azından bu sefer biraz daha insan gibi geldik. Çünkü eğitime geldik. Antalya'dan Dobidalı var mı bu arada? Selam verin mi ya? Yolda gördük. Ha evet. Ama Antalya... Yok, neredeydi ona? Ankara çıkışındaydık. Yok. Ortalarda bir yerlerdi de. Ben de bilmiyorum. Evet, yolda... Demedim. Yolda... Evet, hemen hemen Ankara çıkışıydı. Yolda biri, bir arkadaş önümüze geçti. Tam Sercan'a seslenmeye çalışıyorum. Bu arada yolda bazen, bak garipsemeyin ne olursunuz. Yolda bazen birileri görüyor falan, tanıyor ediyor. O an hakikaten hiç müsait olmadığım bir ana denk geliyor. Çocuğa çok üzüldüm, sonradan geri de bulamadım bir de. Abi Dobida değil mi falan diyerek şey yaptı, seslendi. Ben de öteki tarafta Sercan'a ulaşmaya çalışıyorum böyle. Mal gibi kaldım. Evet falan dedim, kaldım öyle. Güzel anılar biriktirmeye başladık Dobida sayesinde. Ve YouTuber abone oyalama müziğimiz de devreye girdiğine göre ben şu andan itibaren dış sesiniz olarak size eşlik edeceğim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü şu an izlediğiniz kısımdaki video bölümünde, yani aslında en önemli kısım, tam hasbete girdik falan artistik yapacağım kısımda video ses kaydı hatası vermiş. Yani bu partta ses yok. Ama şöyle bir durum var, sizi özellikle oyalayayım da şu sahneyi göstereyim diye, çünkü giderken yolda düşündüğüm bir sahneydi diye sizi şu an oyalıyorum ki şu an gördüğünüz üzere Hasret'in kapıya gidiyoruz. Hasret'in kapıda size çok ama çok güzel bir şey göstereceğim. Aslında bizim bu kadar yıldır verdiğimiz emeğin karşılığı burası ve ondan bahsediyorum az önce de. O zaman gelsin fotoğraf. Yıllar öncesi diyebiliriz biz bunlara. Kliniğimiz ilk açılacağı vakit Sevgi'yle beraber firmayı ayağımıza çağırıp siparişlerimizi toparlatmak yerine çıkıp firmanın merkezine gitmiştik. Tabii ki dostluğumuz da var arada ama biz gidelim orada görelim, istediklerimizi alalım vesaire demiştik. İyi ki de demişiz. O anıları biriktirmek hiç kolay olmuyor. Bu başarıya ulaşmak hiç kolay olmuyor. Ve evet, ne güzel de konuşuyorum. Yazık garibim. Bu kısımda ne anlatıyorum, o kısmı hiç hatırlamıyorum. Şu an Hasret'in ana asansörüne bindik. Ve o otoparkta yaşadığımız sıkıntı var ya. Hani çözememiştik mekaniğini. Bakın Sercan'la aynı şeyi yine yaşıyoruz. Şu an asansörün hangi tarafından ineceğimizin tartışmasını yapıyoruz. Ki biz daha önce de gelmiştik buraya. Birazdan yaşanacak sahneye bakın. Sercan ne yapacak? Tabelaya bak. Lütfen bu kapıyı kullanmayın demiş adamlar zaten. İşte burada da Hasret başlar. Ben bu vlogta buraya kadar size sunmak istiyorum. Neden? Çünkü rating alalım ki devamında daha çok izlensin diye değil. 20 dakikalık videoyu editlemek hiç kolay olmuyor efendiler. Videonun devamını izlemek istiyorsanız yarın, inşallah yarına yetiştiririm. Yarın kanalda saat 19.00'da tekrar görüşmek üzere diyelim. Böyle sunmak da bayağı radyocu gibi oluyormuş ha. İçeriye girince de ateş ölçüyoruz. İçeriye girince de bayağı evime gelmiş gibi hissediyorum Hasret'te. O da ayrı bir mevzu. Yarın bu kadar teknolojik bir şirketin veteriner hekimliği sektörü içerisinde yer aldığına bence şaşıracaksınız. Çünkü ben her gittiğimde şaşırıyorum. Sizler de bu anları izleyin istiyorum. Ne güzel mal mal konuşuyorum hala. Haydi kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın ki bu tarz videolar en azından geldiğinde siz de direktmen bildirim alın. Görüşmek üzere. Tokat çakmadım farkındaysanız. O zaman gelsin tokat.